Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda GVM'nin SD300D modelini inceleyeceğiz. Malzeme kalitesinden her şeyine tek tek bakacağız. Ürünle ilgili merak ettiğiniz bir konu olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilir. Yine ürünü deneyimlemek isterseniz de showroom'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Bekleriz. Şimdi malzeme kalitesiyle başlayalım. Malzeme kalitesi bayağı başarılı. Genel olarak sert plastik bir yapıya sahip. Hassas alanlarsa alüminyum yapıda. Plastik ve alüminyumun beraber kullanımı ürünün daha hafif olmasını sağlıyor. İki tarafında da bağlantı vidası var. Güçlü ışıklarda bunu görürüz çünkü üzerlerine çok büyük bir softbox ya da octobox'lar takmamız gerekebilir. Bu tür durumlarda iki tarafta da vida olması bu box'ların sağlam durmasına yardımcı olur. Standart Bowen mount'una sahip. Yani piyasadaki tüm ürünleri, softbox ve reflektörleri bu ürüne takabilirsiniz. Paket içerisinde küçük bir reflektörle beraber geliyor. Bu reflektörün geniş ağzı sayesinde çok daha başarılı bir aydınlatma sağlıyor. Bu arada bu videoyu şu anda SD300D ile çekiyoruz. Önünde bir tane softbox var. Yine isterseniz octobox ya da reflektörle de kullanabilirsiniz. Işığın şiddeti de %20 civarında, yani çok düşük bir ayarda olmasına rağmen gayet güçlü, etkili bir şekilde aydınlattığını söyleyebiliriz. Güç kablosu kaliteli ve yeterli uzunluğa sahip. Üzerinde bir kilit mekanizması da var. Yani kablonun çıkma ihtimalinin de böylece önüne geçilmiş. Çünkü ancak bu klibe basarsanız çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca içerisinde bir cırt cırt da mevcut. Genelde bu ışıklarda büyük ve ağır adaptörler kullanıldığı için adaptörün aşağı sarkmaması adına cırt cırt kullanarak rahat tripodumuza bağlayabiliyoruz. DMX uyumlu olduğunu da belirtelim. Yani çok fazla ışık kullanılan televizyon stüdyoları ya da tiyatro aydınlatması gibi durumlarda birden fazla ışığı aynı anda kontrol etmemiz gereken durumlar için de bu ışığı kullanabiliyoruz. DMX buna imkan sağlıyor. Ürünü iPhone ya da Android telefonunuzla uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Açıp kapayabilir, ışığın rengini ve şiddetini ayarlayabilirsiniz. Üzerinde 2 adet buton mevcut. Bir buton ve bir tekerlek var. Işığın rengini ve şiddetini tekerlek yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu ışıkta Master Slave modu, yani köle modu da mevcut. Eğer birden fazla ışık kullanıyorsanız, tek bir ışık üzerinden diğer ışıkları da kontrol etmek istiyorsanız paraflaşlarda olduğu gibi Master Slave modunu bu alette de açabiliyorsunuz. Master modunu aldığınız ışığın ayarını değiştirdiğinizde diğer ışıklar, yani kölelerde de aynı değişikliği yapabilme imkanınız var. Bu da hızlı kullanım açısından önemli bir avantaj. Işığı şu anda %20'de kullanıyoruz. Bayağı düşük bir şiddet yeterli oldu dediğim gibi bu ortam için. Şu anda %20'de kullandığımız için fan da çalışmıyor. Zaten fan çok yüksek değerlere çıkmadıkça ve uzun süre kullanmadıkça çalışmayacaktır. Çalışsa da gerçi çok ciddi bir etkisi yok. -30, -40 desibel civarlarında çok düşük bir sesi var. Bu da mikrofonlar için büyük problem değil. Burada asıl bahsetmek istediğim aslında şu. Düşük wattlı bir ışık aldığınızda genelde yüksek şiddette kullanacağınız için fan sürekli olarak çalışacaktır. Ama eğer güçlü bir ışık alırsanız ve düşük değerlerde kullanırsanız fan hiç çalışmayacağı için böyle bir sorunla hiç karşılaşmazsınız. Aslında neden güçlü bir ışık almalıyım sorusunun en önemli cevaplarından biri de bu. Ayrıca yine kısık diyaframla fotoğraf çekmek isterseniz yine yüksek şiddette bir ışığa ihtiyacınız olacak. Bir color, yani sıcak ve soğuk renkleri de ortamımıza göre seçme imkanımız var. Bulunduğunuz ortama göre ışığınızın rengini ayarlayabiliyorsunuz. Harika bir çanta ile birlikte geliyor. Çok kullanışlı, kaliteli bir çanta olduğunu söyleyebilirim. Güçlü ışık kullanmanın faydalarından biri de slow motion çekimleri. Eğer slow motion çekiyorsak daha yüksek şiddette bir ışığa ihtiyacımız var. Genelde şöyle sorular alıyoruz. Kameramı slow motion aldım, bir anda ortam karardı gibi sorular geliyor. Bunun sebebi tabii ki daha yüksek FPS'lerde çalışıyor olmamız. Örneğin 120 FPS'de çekim yapıyorsanız 24 karenin 5 katına çıkıyorsunuz. Yani bu da çok daha fazla ışık ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. İşte böyle durumlarda güçlü bir ışık kaynağınız olursa çok daha rahat sinematik görüntüler çekebilirsiniz. Gelelim en güçlü özelliğine. Bu güce, yani 300 watt'a sahip ışıklar arasında en ucuz ürün bu arkadaşlar. Yani slow motion kullanabilirim, fan sorunu istemiyorum, kısık diyafram da çalışabilirim, geniş alan ve yüksek ışık ihtiyacım olabilir diyorsanız, bütçe dostu gerçekten taş gibi bir ürün arıyorum diyorsanız kesinlikle bu ürünü öneriyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.